Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Sultan Abdülaziz'in intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Bu iddiaları değişik kaynaklardan elde ettiğim bilgilerle size aktarmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Katkı sağlamak isterseniz yorum bölümünden katkıda bulunabilir. Aynı zamanda elinizde bu konuya dair kaynaklar varsa benimle paylaşabilirsiniz. Şimdiden size teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesi sürecinde bu süreci tetikleyen ve hazırlayan ortamdan ve Sultan Aziz'in kişilik, karakter yapısı ve genel durumuyla alakalı bir bilgi vereceğim. Bir sonraki videoda da yine Sultan Abdülaziz'i tahttan indirenlerin kurmuş olduğu kumpasların ne şekilde gerçekleştiği, sultanın nasıl tahttan indirildiği, daha sonra da bu tahttan indirilme sürecinde neler yaşandığından bahsedeceğim. Faydalandığım kaynaklar Yılmaz Öztuna Büyük Türkiye Tarihi, Enver Ziya Karal Büyük Osmanlı Tarihi, yine aynı zamanda Zuhuri Danışman'ın Osmanlı Tarihi kitapları olacaktı. İlk iki videoda bizzat faydalanacağım kaynak Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihi'dir. Daha sonraki videoda da yine hem bu kaynaktan faydalanacağım hem de diğer kaynaklardan size aktarımda bulunacağım. Burada yapmak istediğim nokta farklı kaynaklardan aynı konuyu sizlere aktararak karşılaştırmalı ve en doğru bilgiye sahip olunmasıdır. Bu amaçla Sultan Abdülaziz videoları daha uzun sürecektir. Bu konu için söyleyecek olursam Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sürecini anlatacak 3 tane video yapılacak. Bu videolardan ilki Yılmaz Öztuna'nın kitabından, diğer ikisi Enver Ziya Karal'ın Büyük Osmanlı Tarihi ve farklı muhtelif kaynaklar olacaktır. Dilerseniz öncelikle ilk kaynağımızdan Sultan Abdülaziz'in nasıl değerlendirildiğinden sizlere bahsedeyim. Sultan Aziz 15 yıl civarı hükümdarlık yapan bir padişahtır. Sultan Aziz'in kişiliği bestekar olması, neyzen, ressam, sportmen, asker, donanma ve silaha, iptila derecesinde meraklı, son derece mağrur, şahsi muamelelerinde nazik, kızdığı zaman soğukkanlılığını muhafaza edemeyen dindar, vatansever, heybetli, zekasının yanında gururundan gelen bir saf dillik taşıyan, ağabeyi gibi de müsriflik derecesinde cömert bir hükümdardı. İlk 10 senesinde dengeli, nispeten müktesip bir hayat yaşadı. Ali ve Fuat Paşaları devamlı şekilde iktidarda tutmak, uzak görüşlülüğünü göstererek rahat bir saltanat sürmesine sebep oldu. Avrupa'da prestiji iyiydi. Son 5 yılında ise birinci sınıf devlet adamlarından mahrumdu. Birçok arzusunu kısan Ali ve Fuat Paşaların ölümünden sonra serbest kalmış, şahsen devleti idare etmenin zevkine varmıştı. Bu şekilde tanzimat bozulmuş, 1939'dan önceki mutlakiyet geri gelmişti. Sultan Aziz şüphesiz 1839'dan önce Türkiye'nin başında bulunan 2. Mahmut'un dehasına sahip değildi. 2. Mahmut, Nedim Paşa gibi değersiz olduğu nispette ahlaksız bir vezire kapılmıştı. Veya bu veziri şahsi arzularına hizmet edebilecek bir tip olarak telakki etmişti. Yine yeğeni Sultan Vahidettin nasıl damat Ferit'le beraber bir felakete sürüklendiyse Sultan Aziz'in başını yiyen de Mahmut Nedim olmuştur. Rus dostu olduğu için milletçe nefret edilen bu adam Rusya'ya karşı bir siyaset güdüldüğü zaman buna şiddetle karşı çıkmış, özellikle İngiltere'ye karşı tavır almıştır. Bu suretle o dönemin güçlü devletlerinden biri olan İngiltere'de Mahmut Nedim Paşa'nın şahsiyetinde Sultan Aziz'e cephe almış bulunmaktadır. Vezirler Sultan Aziz'in heybetinden ürkmüşlerdir. Beylerbeyi sarayında yanında kendisine alıştırdığı erkek bir aslanla ileri gelenleri kabul ettiği zaman padişahın ve aslanın azametinden ziyaretçilerin yürekleri ağızlarına gelmiştir. Sultan Aziz'in gerçek ve yakın hiçbir dostu olmadığı ise muhakkaktır. Aleyhinde kaynamakta olan kazanın farkına varmamış veya gururundan varmak istemediği gibi böyle bir şeyi kendisine ima yoluyla olsun anlatmaya kimse cesaret edememiştir.
Halk israfına rağmen Sultan Abdülaziz'i sevmektedir. Esasen Osmanoğulları sülalesine mensup değerli bir hükümdar olduğunu düşünenler çoktur. Kara ve deniz manevralarına katılması, ordu ve donanmasına, askerine gösterdiği itina, her yıl en modern kara ve deniz silahlarını edinmesi, prestijini arttıran unsurlar arasındadır. Ağabeyi gibi kadına iptila derecesinde düşkün olmadığı gibi içki içmemek, tütün kullanmamak ve sıhhatli olmak bakımından da ağabeyi Sultan Mecid'den ayrılmaktadır. Ancak israfı başlıca dedikodu mevzu olmuştur. Ağabeyinin başlattığı Çırağan Sarayı'nı pek muhteşem bir şekilde yaptırıp döşettiği gibi Beylerbeyi Sarayı'nı da inşa ettirmiştir. Hatta bu bölgede bir taşlık kısmında cami yaptırmak istemiş, lakin tahttan indirilmesi süreciyle bu proje hayata geçirilememiştir. Annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın masrafları da çoktur, lakin bu masraflar içtimai müesseselere gittiği için tenkit mevzusu yapılmamıştır. Sultan Abdülaziz'e atılan tabii ki başka iftiralar da bulunmaktadır. Bu iftiralardan bazıları koç, horoz gibi hayvanları dövüştürdüğü, kazanana nişan taktırdığı ve bu tarz zevk alemlerinde bulunduğu iddialarıdır ki bunlar gerçek dışı bir takım iftiralar olarak o dönemde Avrupa basınında da yer almıştır. Ancak Sultan Abdülaziz'in şöyle bir özelliği vardır. Orta oyununa düşkündür. Hatta bu oyunlarda nazırların taklidini yaptırıp da eğlendiği görülmüştür. Hüseyin Avni ve Mithat Paşalar gibi bu mağrur nazırlar orta oyununda kendilerinin konu edilmesinden de son derece rahatsız olmuşlardır. Tenkit hedeflerinden başlıcaları Türk maliyesinin o tarihe kadar asla düşmediği perişanlık içerisinde olması, iflasa yaklaşmasıdır. 20 yıl kadar önce Türkiye bütün tarihinde ilk defa olarak dış borçlanma yoluna gitmiş, önce buna şiddetle muhalif olan devlet adamları bile bu kolay görünen yola sık sık başvurmaya başlamışlardır. Kırım Harbi'nin yüklü borçları Sultan Aziz devrine intikal etmiştir. Tahta geçtiği zaman 90 milyon altın olan devlet borçları Sultan Aziz'in 15 yıllık saltanatı sonunda 196 milyonu bulmuştur. Bu 196 milyon altın anlamındadır. Paranın satın alma değerinin çok yüksek olduğu bu devirde 196 milyon gibi bir altın borçlanması hakikaten muazzam bir rakamdır. Bu para bilhassa ölçüsüz olduğu söylenebilecek bazı donanma masraflarına gitmiştir. Türkiye'nin İngiltere ve Fransa'dan sonra dünyanın 3. donanmasını bir hamlede edinebilecek bir mali gücü yoktur. Sultan Mecid devrinden kalma donanma tamamen değiştirilerek birkaç misli kuvvetlendirilmiştir. Modern zırhlılar bakımından Türk donanması Fransa'nın seviyesini bulmuş veya geçmiştir. Üstelik tersanelere ve askeri fabrikalara da büyük para harcanmıştır. İstanbul tersaneleri zırhlı inşa edebilecek kapasiteye gelmişlerdir. Tophane'de modern toplar dökülebiliyordur. 25 zırhlı, 50 bin deniz ve 700 bin kara askeri Türkiye için çok ağır bir yük teşkil etmiştir. Sultan Aziz eninde sonunda Rusya ile bir savaş çıkacağını, müttefiksiz bir Türkiye'nin Rusya'yı yenmesinin icap ettiğini düşünmektedir. Tüm bu askeri harcamalarının esasen sebebi Türkiye'nin yalnız ve müttefiksiz kaldığı zaman Rusya dahil diğer devletlerin saldırılarına karşı gelip onları yenilgi uğratabilecek bir güce ulaştırmak istemesidir. Hatta Kırım'ı geri almayı bile tasarlamıştır. Halbuki bu devirde yani 1875 yıllarında artık Türkiye'nin tek başına bir savunma savaşıyla galip gelebileceği pek ihtimal içerisinde görülmemektedir. İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya kudret itibariyle Osmanlı Türkiye'sini o dönemde geçmişlerdir. Bunu çok iyi bilen büyük tanzimatçılar müttefiksiz bir savaşta Türkiye'nin bu dört devletten biriyle karşı karşıya gelemeyeceğini çok iyi bilmekteler. Daimi bir siyasetle bir takım bürokratik hamlelerle müttefik aramışlar
ve bunları da zamanında elde etmişlerdir. Lakin bu büyük tanzimatçıların nesli ortadan çekilince Türkiye müttefiksiz kalmış, uzun zamandan beri bunu bekleyen Rusya'ya da gün doğmuştur. Binaenaleyh Sultan Aziz'in son yıllarında siyasi denge Türkiye için tehlikeli bir şekilde bozulmuştur. Almanya, hatta Avusturya Macaristan'ın Rusya ile dış siyasette işbirliği yapmaları bu tehlikeyi arttıran bir unsurdur. 1870-71 felaketinin yaralarını saran Fransa ile henüz büyük devletler arasında pek cılız bir varlığa sahip olan İtalya ve kendi başı dertte bulunan İspanya ile Avrupa dışındaki Birleşik Amerika sayılmazsa Türkiye'nin dış siyasette dayanacağı bir devlet sadece İngiltere kalmaktadır. İngiltere ile müttefik bir Türkiye'yi yenmek o dönem için mümkün değildir. Ancak hayati menfaatleri tehdit edilmedikçe Avrupa işlerine karışmayan İngiltere'yi elde etmek zordur. Üstelik devamlı menfi propagandalar, bilhassa Rus ve Yunan propagandaları İngiliz umumi efkarını Türkiye'den ayırmaktadır. İngiltere umumi efkarın siyasetine en şiddetle müessir olduğu bir devlettir. Türkler Hristiyan olmadıkları, üstelik milyonlarca Hristiyanı idarelerinde tuttukları için Avrupa halklarının nazarında bir çeşit düşmandırlar. Sultan Aziz ordu ve donanma masraflarından bunalan nazırlarıyla istediği askeri tahsisatı almak için mücadele ederken bir taraftan da devlete hizmet ediyor, diğer taraftan da felaketini hazırlıyordu. Avrupa'nın 16. asırdan itibaren denizcilikte üstünlük kazanmaya başladığını biliyor, fakat bu işin kısa zamanda gerçekleştirilemeyeceğini bilmemezlikten geliyordu. Daima değiştirilmek, yenilenmek isteyen bir donanma savaşta faydalı olması için bile yetişmiş denizcilere muhtaçtı. Şüphesiz 46 yaşındaki bir hükümdar için ufuklar açık görülüyor, istikbal için pek çok şey yapabileceğini hesaplıyordu. Ali Paşa'nın ölümünden sonra onun yerine asla dolduramayan sadrazamlar birbirlerini takip ediyor, Sultan Aziz'i bir yandan bunaltırken bir yandan da nefsine karşı olan itimatını gaflet derecesinde arttırıyordu. Gerçekten de bu devlet adamlarının içinde fazla bir değeri olmayanlar ekseriyetteydi. Sultan Aziz, mütercim Rüştü Paşa'ya kızdığı bir gün, huzurundan ayrıldıktan sonra benim ecdadım bu gibilerin aklıyla hareket etseydi Konya Ovası'nda koyun sürüleriyle çadırda yaşamaktan kurtulamazdık demektedir. Ve bu söz o dönem Sultan Abdülaziz'in etrafında bulunan devlet adamları için söylenmiş olan en vahim sözlerdendir. Değerli arkadaşlar, bu videoyu anlatırken Osmanlı'dan Türkiye diye bahsettim. Zaten yüzyıllardır Osmanlı'dan Türkiye diye bahsediliyordu. Daha doğrusu Anadolu coğrafyası Küçük Asya olarak bilinmekteydi ve Anadolu'ya Türkiye deniyordu. Biz de Anadolu'ya Osmanlı Türkiye'si dersek herhalde yanlış bir tabir kullanmış olmayız. Yani Türkiye tabiri çok önceden Türk topraklarına, Anadolu'ya verilen bir isimdi. Bu sebeple şunu da belirtmek isterim. Bazı aklı evveller Türkiye'li diye bir kavram ortaya atıyorlar ve bu kavramın da tarihsel bir geçmişi olduğundan bahsedecek cehalette sözler söylüyorlar. Türkiye'li diye bir kavram yoktur. Anadolu Türk topraklarıdır. Anadolu'ya Türkiye adını veren Türk milletidir. Yani Anadolu toprakları ismini milletinden, Türk milletinden almıştır. Bu vesileyle milletinden isim alan bir toprağın vatandaşlarına o toprağın ismiyle vatandaşlık verilmez. Yani Türkiye'li vatandaşı denmez. Nasıl ki İngiltere'li vatandaşı veya Fransalı vatandaşı denmeyeceği gibi. Nasıl ki biz başka milletlere hitap ederken Rus, Fransız, Alman diyorsak, Türk milletinin fertlerine de hitap ederken Türk demeliyiz. Türkiye'li denmez. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı denilir. Eğer bir vatandaşlıktan bahsedilecekse ve
şahıslar kendi kimliklerini açıklarken vatandaşlık üzerinden bunu dile getirmek istiyorlarsa, o zaman Türkiye'li değil, Türkiye vatandaşı veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı denmelidir. Türk toprağına, yani vatan toprağına ismini veren bir millete o toprağın ismiyle vatandaşlık bağının kurulması yanlıştır. Yani Türkiye'li vatandaşı tabiri bir kere hem dil açısından yanlış bir tespittir, hem de tarihsel bir olgu, bir terim açısından yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı denilir çünkü devlet vatandaşlığıdır. Türk vatandaşı denilebilir çünkü Türkiye Cumhuriyeti demek aynı zamanda Türk milletinin devleti demektir ve Türk milletidir. Ben esasen Türk milliyetçisi, Atatürkçü olan bir insanım. Benim Türk milliyetçiliği anlayışım aynı benimle benzer dünya görüşlerine sahip olan kişilerin anlayışıyla aynıdır. Nedir? Irksal bir milliyetçilik değildir. Irksal milliyetçiliğin çok ötesindedir. Bir kültür milliyetçiliğidir. Bir vatan milliyetçiliğidir. Biz büyük Türk milletinin mensuplarıyız. Türk olmaktan her zaman şeref ve onur duyuyoruz. Bir kişinin farklı bir ırktan gelmesi ancak onun ırki aidetini temsil eder. Bizler ırki aidet olarak Türk'üz. Aynı zamanda Türk milletinin bir ferdiyiz. Yani bir Kürt kökenli de, Arap kökenli de, Yahudi kökenli de, Rum kökenli de veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan ırksal olarak başka bir millete ya da halka ait olan bir insanın aynı zamanda Türk olmasına hiçbir engel yoktur. Bu diğer milletler için de böyledir. Çünkü büyük milletler, uluslar farklı milletlerin ve halkın bir araya gelmesiyle vücut bulur ve yükselir. Biz Türk kültürünün gelişmesi için farklı milletlerden insanları da Türklük kimliğiyle, Türklük ruhuyla, Türk kültürüyle onları Türk kabul ederek ilerleyecek ve büyüyeceğiz. Bu daha önce de böyle olmuştur Türk milleti için. Bugün de böyledir. Bizler büyük Türk milleti olarak tarihte birçok imparatorluk ve devlet kurduk. İmparatorluk kurmuş olan milletler hiçbir zaman ırkçı olmaz. Zaten ırkçı olurlarsa imparatorluk kuramazlar. İmparatorluğun bünyesi içerisindeki farklı milletlerin kültürlerinde ileri olan noktalar alınarak Türk kültürünün daha da ileriye gitmesi sağlanmıştır. Tabii ki Türk milletinin eksiği ve hatası vardır muhakkak. Ancak bu eksikler ve hatalar Türk milletini hakir görmeye çalışarak, ezmeye çalışarak giderilmez veyahut da insanların şahsi bir takım hırsları yüzünden Türk milletine saldırması, hakir görmeye kalkması, Türk kültürünü ve Türk devletini küçümsemeye kalkması, o kişilerin ait oldukları veya mensup oldukları ırkların büyümesine vesile olmaz. Sizler eğer kültürünüzü ilerletmek istiyorsanız kendi milletinizin, kendi kültürünün unsurlarına sarılarak ve en iyi şekilde temsil ederek yükselebilirsiniz ancak. Başka milletlerin kültürünü aşağılayarak, hakir görerek kendi kültürünüzü ve milletinizi yükseltemezsiniz. Biz Türk milleti olarak daima kendi milletimizin kültürünü yükseltmek için diğer kültürlerden de faydalandık. Bu gayet normal. Türklük sadece bir ırk mevzusu değildir. Kültürdür, Türklük ruhudur, Türklük bilincidir. Türk vatanına ihanet etmeyen, Türk devletine ve milletine bağlı olan herkes, Türklük kültürünü, ruhunu taşıyan bütün vatandaşlarımız, büyük Türk milletinin şerefli evlatlarıdır. Bu vesileyle kendi görüş ve düşüncelerimi de size bu videoyla aktarmış bulunmaktayım. Ara ara bu tarz tabii ki videolar yaparken kendi görüşlerimi de aktarmak istiyorum. Zira bu tarz bir görüşü niçin aktardım? Bazıları tarihle alakalı konuşurken maalesef tarihe aykırı olmayan bir takım kavramları da kendi düşüncelerine uydurarak aktarmaya çalışmaktadırlar. Bir nevi bunların önüne geçebilmek için Türkiye'nin ve Türk milletinin yapısının nasıl, ne şekilde meydana geldiği, Türklüğün ne demek olduğunu, Türkiye'nin sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile başlamadığını, Türkiye adının çok daha önceden zaten Avrupalılar tarafından Anadolu topraklarına verildiğini anlatmak için
Bu tarz arada bir görüşlerimi dile getiren bölümleri de videolara ekliyorum. Sizlerin de görüşlerini yorum bölümünden almak isterim. Sultan Abdülaziz'i kısaca anlattım. Bir sonraki videoda Sultan Aziz'i tahta indirenlerin genel karakterlerinden bahsedeceğim. Kaynak olarak da ilk etapta Yılmaz Öztunan'ın Büyük Türkiye Tarihi'ni kullanacağım. Bu kitabı da size tavsiye ediyorum. Çok hoş bir anlatımı var. İkinci tavsiye ettiğim kitap Enver Ziya Karal'ın, diğeri de Zuhuri Bey'in, Zuhuri Danışman'ın Osmanlı tarihi ile ilgili kitabı, ki o da akıcı bir şekilde aktarmış. Eğer elinizde benimle paylaşabilecek bu tarz kitaplarınız varsa çok memnun olurum. Benim de şahsi araştırmalarıma katkıda bulunmuş olabilir. Amacımız büyük Türk milletine, Türk vatanına hizmet etmektir. Bu uğurda Türklüğe, Türk milletine hizmet etmiş olan vatanperver herkes benim için mukaddes ve kutsal insanlardır. Tabii bu mukaddeslik ve kutsallık beşeri anlamdadır, farklı algılanmasın. Bu sebeple yine Türk topraklarına hizmet eden, Türklüğün ve İslam'ın bağımsızlığı ve korunması için mücadele eden, şehit ve gazi olan bütün Türk milletine gönülden teşekkürlerimi bu videoyla iletmiş olmak istiyorum. Allah Türk devletine ve Türk milletine zeval vermesin. Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın, yani tarihsel ifadeyle Halaskar Gazi, kurtarıcı gazimiz ve Türk milletinin ebedi başvuğu olan Atatürk'ümüzün sözüyle veda etmek istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.